Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 20-26. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa ve onun kavmiyle alakalı bir durumu bize anlatıyor ve bu şekilde bir takım mesajları bize bildiriyor. Şöyle ki: وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa kavmine şöyle demişti: Ya kavmi, ey kavmim, üzkürü ni'metallahi aleykum, Allah'ın size olan nimetini, sizin üzerinizde olan nimetini yad edin, hatırlayın. İz ceale fikum enbiyâe, Allah sizden peygamberler kılmıştı. Ve cealekum muluke, ve sizleri melikler, kendinizi idare eden hükümdarlar kılmıştı. Ve âtâkum, ve size verdi. Mâlem yu'ti ehaden minel âlemin, alemlerden kimseye vermediğini size verdi. Burada Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın İsrailoğullarına verdiği nimetleri onlara hatırlatıyor. Bunlardan bir tanesi peygamberler gönderilmesi. Eski zamanda peygamberimizden önceki dönemde kavimlerin her birine peygamberler gönderilmiş. İsrailoğulları içinde de pek çok peygamberler çıkmış. Hazreti Musa en büyüklerinden birisi, ama bunun dışında pek çok peygamberler onların içinde çıkmış. Ve aynı zamanda ve cealekum muluke, Allah sizi melikler kıldı. Malum Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz şekliyle İsrailoğulları Mısır'da esir durumdaydı, esaret altındalardı. Hazreti Musa sayesinde hürriyetlerine kavuştular ve böylece hür bir millet halini aldılar. Firavun idaresi altında inim inim inlerken Musa'nın rehberliğinde kendi kendine ayakta durabilen, hükümran bir devlet kurabilen bir duruma geldiler. Esaret, insanın hukukuna kendisinin malik olmaması, hürriyet ise kendi hukukuna bizzat malik olabilmesi. İşte Mısır'daki firavunlar idaresi altında onlar kendi hukuklarına sahip değillerdi. Kendi kendilerini idare edemiyorlardı. Ama Hazreti Musa'nın onları kurtarmasıyla hürriyetlerine kavuştular. Ve alemde kimseye vermediğini size verdi derken, onlar için de pek çok peygamberler gönderilmesi ve pek çok mucizelere mazhar kılınmaları gibi durumlar. Ve özellikle bu kendi devirleriyle alakalı, Hazreti Musa devriyle alakalı olan özel bir nimet. Ya kavmim, Hazreti Musa devam ediyor. Ey kavmim, udhulul ardal mukaddese, mukaddes arza girin. Elleti keteballahu lekum, Allah'ın size yazmış olduğu mukaddes diyara, mukaddes beldeye girin. Günümüzde Yahudiler yine bu mukaddes arz bizim tarzında buralara da dayandırarak, Tevrat'taki yine ifadelere dayandırarak öyle bir malikiyet iddiası içindeler. Ama ayet-i kerime Hazreti Musa dönemindeki Yahudileri anlatıyor. Belli bir bölgenin onlar için taraf ilahiden mukadder kılındığını ve oraya girip yerleşmelerini, ama bunun içinde bir bedel ödemeleri lazım geldiği ayette anlatılıyor. Bu Kudüs ve çevresi, Şam bölgesi ve bazen biraz daha geniş bir alan şeklinde kitaplarda açıklanmakta. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارُكُمْ Gerisin geriye dönmeyin. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرٍ Yoksa hüsrana düşenlerden olursunuz. Yani artık yola çıkılmıştır. Hürriyetinize kavuştunuz. Ve Allah size bir takım yerleri mesken olarak vermek istiyor. Arz-ı mukaddes, arz-ı mev'ud denilen yerleri size vermek istiyor. Madem bu konuda yola çıktınız, artık geriye dönülmemesi gerekir. Bunun bedeli neyse o bedelin verilmesi gerekir. Galu, onlar şöyle dediler. Hazreti Musa'nın kavmi Hazreti Musa'ya şöyle dediler. İnne fîhe kavmen cebbârin. Orada cebbar bir topluluk var. Yani duyduklarına göre Cenab-ı Hakk'ın onlara vaat etmiş olduğu yerde zorba, güçlü, kuvvetli bir topluluk var. Ve
cesaret edemiyorlar. Ve inna lenne dukhulaha hatta yahrucu minha. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Yani bunlar tabii pek çok rahata da alışmışlar ve aynı zamanda o esaret günleri içerisinde hürriyeti epey kaybetmişler. Bundan dolayı teşebbüs güçleri epey akim kalmış, akamete maruz kalmış. Cesaret edemiyorlar. Onlar oradan çıksınlar, biz o zaman gireriz. Adeta armut piş ağzıma düş tarzında bu şekilde bir beklentileri var. فَاِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا Eğer onlar oradan çıkarlarsa فَاِنَّا دَاخِلُونَ Biz oraya dahil olacağız, oraya gireceğiz. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ O korkanlardan iki adam dedim. Bu korkanlardan derken Allah'tan korkan iki adam bu manada olabilir. Bazı tefsirlerde açıklandığı şekliyle o cebbar kavimden, o zorba kavimden bunlara iltihak eden, iman eden iki kimse çıkmış. Onlar dediler. Bu manada da açıklanıyor. Enamallahu aleyhime Allah'ın nimetine mazhar kıldığı iki adam dedi. Uduhulu aleyhimul bab. Yani onların üzerine kapılarından varın. Kapılarından girin. Fe izâ dakhaltumuhu ve siz girdiğinizde, kapıdan böyle girdiğinizde fe innakum galibun galip geleceksiniz. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer gerçekten mümin iseniz sadece ve sadece Allah'a tevekkül edin. Burada iki adam şöyle veya böyle kendilerinden veya daha önce zorba kavim diye bahsedilen topluluktan demek ki bunlar oradaki insanları gördüler ve korkulacak bir şey yok. Merak etmeyin. Onların üzerlerine varın. Bir meydan savaşı şeklinde değil, bir baskın tarzında yapın. Kapıdan girdiğinizde Allah'ın izniyle galip geleceksiniz. Eğer gerçekten mümin iseniz sadece ve sadece Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin diyorlar. Galu, onlar ise şöyle dediler. Ya Musa, ey Musa, inna len nedhulaha ebede. Biz asla oraya girmeyeceğiz. Mâ dâmu fîhe, o zorba kavim orada olduğu sürece biz oraya girmeyeceğiz. Fezheb ente ve rabbuke, sen ve Rabbin gidin, fekatile, savaşın, inna hâhuna gâidun, biz burada oturacağız. Değerli izleyenlerim, bu aslında bir peygambere söylenecek söz değil. Ve peygamberin ümmetine yaraşan, peygamber herhangi bir talimat verdiğinde semiana ve ata'na, işittik, itaat ettik demektir. Ama Hazreti Musa'nın muhatabı olduğu kendi kavmi bu noktada henüz daha tekamüle ermemiş, daha olgunlaşmamışlar. Çok çiğ hareketleri görülüyor. Ve Musa aleyhisselam kendi kavminden hayli çekiyor, hayli muzdarip. İşte kavmi burada İsmen ona hitap ediyor. Ya Musa, ey Musa diye ismen hitap ediyorlar. Ve ardından da saygı ölçülerini aşar bir şekilde hem bir peygambere hem Allah'a karşı saygı ölçülerini aşar bir şekilde diyorlar ki biz oraya girmeyeceğiz ama illa ısrar ediyorsan sen ve Rabbin gidin orada savaşın biz burada oturacağız. Buradan başka bir olaya da bir çağrışımla geçmekte fayda görüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk yapacağı savaşta Bedir Savaşı öncesi Ensar'a şöyle bakıyor acaba onlar ne derler? Çünkü Peygamber Efendimiz normalde Şam tarafından gelen kervan niyetiyle onları yola çıkarmış. Ama kervan deniz tarafından gitmek suretiyle kurtuluyor ve kervana saldırılacağını duyan Mekkeliler, Müslümanların üç katı bir kuvvetle Bedir'e kadar gelmişler. İşte böyle bir durumda ya kervan takip edilecek veya kendilerinden üç kat bir kuvvetle savaş yapılacak. Peygamber Efendimiz insanların fikirlerini alıyor. Bu konuda siz ne dersiniz? Sahabeden bir tanesi diyor ki, Ya Resulallah, eğer sen bize denizi göstersen, denize dalın desen, bizden bir tek kimse bile kalmaz. Hepimiz o denize dalarız. Ve sahabeden bir başkası da diyor ki, Ya Resulallah,
Allah'ın izniyle bizi yürüt. Biz Musa'nın kavminin Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız dedikleri gibi demeyiz diyorlar. Ve neticede Allah'ın izniyle kendilerinden 3 kat daha büyük olan müşrik ordusuna galip geliyorlar. Demek ki bu noktada peygambere muhatap olan kimselere düşen semi'ana ve eta'ana, işittik itaat etmek, işittik ve itaat ettik demeleri. Ama Hazreti Musa'nın muhatabı olan kavmi bunu böyle demiyor ve haddi aşar bir şekilde sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız diyorlar. Gale Rabbi, bunun üzerine Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a yöneldi, dua etti ve dedi ki ya Rabbi inni la emliku illa nefsim, ben ancak kendime malik olabiliyorum ve ahi ve bir de kardeşime. Yani sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. Fefruk beynena ve beynel kavmil fasıkın, artık sen bizimle fasık olan kavim arasını aç. Aramızı aç, onları cezalandır. Bunun üzerine Allahu Teala şunu bildiriyor. Gale inneha muharrametun aleyhim erbaine sene, o mukaddes belde 40 yıl kendilerine haram kılınmıştır. Bu taraf ilahiden bir ceza. Biraz önce okumuştuk. Allahu Teala o mukaddes beldeyi normalde İsrailoğullarına yazdığını peygamber aracılığıyla bildirmişti. Ama onlar bunun gerektirmiş olduğu cesareti gösteremeyince, bunun bedelini veremeyince taraf ilahiden 40 yıllığına yasaklanıyor. Yetihune fil ardı, onlar arzda yeryüzünde şaşkın bir şekilde dolaşırlar. Fela te'se alel gavmil fasıkın, dolayısıyla artık sen o fasık kavmin akıbetine üzülme. Bunun acı bedelini çekecekler, cezalarını görecekler. Acaba akıbet ne oldu? Bu konuda tefsirlerde muhtelif açıklamalar var. Bu açıklamalar değişik yönleriyle meseleyi ele almış. İşte bazı rivayetlere göre 40 yıl boyunca bunlar çölden dışarıya çıkamıyorlar. Ve 40 yıl orada çölde mahkum, sıcağın altında, ızdırap içinde, bir perişaniyet içerisinde o şekilde çölde hayatları devam ediyor. Musa Aleyhisselam bakıyor ki bunlarla fazla da bir yere varılamayacak. Bunların çocuklarına yöneliyor. Yeni genç, dinç bir nesil ortaya çıkarıyor ve onları iyi bir şekilde yetiştiriyor. Onlarla o mukaddes beldeye doğru varıyor. İşte 40 yıl sonrasında oraya vardığında tam netice alınacağı sıralarda taraf ilahiden emir geliyor. Hazreti Musa'nın ruhu kabzediliyor. Ve bu rivayete göre Hazreti Musa oraların fethedildiğini görmeden şu fani dünyadan ayrılıyor. Ancak onun yerine geçen Hazreti Yuşa mukaddes beldeleri fethediyor. O yeni yetişen nesille fethediyor ve oralarda hür bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bazı rivayetlerde ise Hazreti Musa onları çölde bıraktı, diğerleriyle gitti, fethetti. Bu manada da açıklama yapılmış. Her halükarda demek ki Hazreti Musa ile Allah yolunda mücadeleye cesaret edemeyen kimseler çölde cezalandırıldılar. Onlar o mukaddes beldeleri göremediler. Oraları fethetmenin heyecanını, zevkini yaşayamadılar. Ancak onların çocukları Hazreti Musa ve sonrasında Hazreti Yuşa tarafından iyi bir şekilde yetiştirildi ve bunun neticesinde onlar o mukaddes beldeleri fethettiler ve onlar zamanında ve devamında İsrailoğulları gerçekten bir medeniyet meydana getirdiler ve insan toplulukları içerisinde, insan grupları içerisinde daha böyle seçkin bir konuma geldiler. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de anlatmış olduğu bu kıssa bize başarının bir bedel istediğini de gösteriyor. Taraf ilahiden evet bir vaat olur ama o vaadin şartı vardır. Şartlar yerine getirilirse elbette Allah-u Teala vaadini yerine getirecektir. Allah-u Teala vaadinde hulfetmez.
İşte şart nedir burada? O mukaddes beldeye gitmesi gereken kimselerin bunun bedelini verebilmeleri, Allah yolunda mücadele edebilmeleri. Ama bunu yapmadıklarında öyle güzel bir neticeyi de göremiyorlar. Çölde şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette hürriyetin lezzetini doğru dürüst tadamadan ve iyi bir hayat yaşayamadan şu dünyadan göçüp gidiyorlar. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa dönemindeki böyle bir olayla toplumların hürriyete kavuşması ve bu hürriyetin bedelinin ödenmesi bu manaları da bize anlatmış oluyor. Aynı zamanda Allah'a tevekkül etmek, başarılı olabilmek için Allah'a tevekkül etme dersini bize veriyor. Ve bir hedef ortaya konulduktan sonra o hedef için çalışmanın lüzumunu bize bildiriyor. Ve aynı zamanda özellikle yeni nesilleri daha iyi yetiştirmek ve yeni nesilleri fetih ruhuyla, cihangir bir ruhla yetiştirmek bunun son derece önemli olduğunu bize anlatıyor. Demek ki bizler Kur'an-ı Kerim'de buraları okuduğumuzda oralarda kendimizi de görebilmeliyiz ve Allah'ın dinini dünyanın her tarafa ulaştırabilmek için bir gayret içerisinde olabilmeliyiz. Çünkü İsrailoğullarında pek çok peygamberler gelmiş ama peygamberimizden sonra peygamber yok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ulema ümmeti ke enbiya-i ben İsrail buyuruyor. Yani ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Dolayısıyla İslam'ı iyi bilen kimseler dünyanın her tarafına bu mukaddes dini götürmekle mükelleftirler. Ve bu şekilde diğer insanlar Allah'ın bu dinine muhatap olabileceklerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'i okumak bu gibi heyecanları, bu gibi nimetleri insanın önüne koyuyor. Ve insanlar bu tarzda gerçekten bir ideal sahibi oluyor. Ve çok güzel bir şekilde daha ileriye doğru gidebiliyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.